Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Şimdi bu çiçek kabul edin. İnsanoğlu ilmiyle bunu tanımaya çalışıyor. Bu nedir diye. Bu insanoğlundaki ilim buraya bağlı, buradan aldığı için. Yani fotosentezine bakıyor, evveline, ahirine, zahirine, batınına bakıyor. Buradan bir ilim elde ediyor. Çiçeğe bakıyor. Demek ki insanoğlunun bu ilmi bu maluma bağlı. İlim maluma bağlı. Başka bir şey anlatacağım. Bu ilim buraya bağlı. Fakat bu yokken bunu yapan ilim ise bizdeki buradan elde edilen ilme hiç benzemiyor ve varamaz. Bu yokken bunu halk etmek, yaratmak da kullanılan ilim ile var olup varlığındaki sıfatları alemimizde tanımlamanın adı olan ilim buraya bağlı. Bendeki ilim buna bağlı. Buradan elde etmişim. Bunun sıfatlarıdır. Sıfat. Mesela nedir o? İnsan kuvvetlidir, soğuk sevecek şey yapar. Bir sürü özellikleri var. Bu sıfat. Bunun yapısıyla elde edilen ilime ile bu ilim ile bu yok iken bunu yaratan ilimle hiç alakası yoktur. Varılamaz. Bu bir önermemiz derse başlamadan önce. Şimdi saçın büyümesi için bir malzeme lazım. Kanın deveran etmesi için bir malzeme lazım. Kasları, kemikleri beslemek için malzeme lazım. Neyi elde ediyorsak hep bedenseldir. Elma, armut, baklava, bal, nefes almak, yürümek. Ha, şimdi elde edilen bu enerjiyle yürüyoruz. Görüyoruz, işitiyoruz. Bu tamam. Bir de hayal kurmak, düşünmek, tefekkür etmek, affetmek, şefkat etmek, sevmek, anlamlandırmak, fedakarlık yapmak, bunlar da bir cihaz. Bunların çalışması için bunların da gıdası lazım. Bu elma armut yemeğiyle olmaz. Ben seni çok seviyorum. Niye? Baklava yedim de ondan. Olmaz. Bir daha. Saçın büyümesi, insanın büyümesi, enerjik olması, kan, kemik, tırnağın büyümesi. Bir enerji lazım. Bunlar lazım. İşte muhabbet, aşk, şefkat, memnuniyet, sevk, şefk, canlı olmak, neşeli olmak, affetmek, vefalı olmak. Bunlar da bir şeydir, alettir, ruhun sıfatlarıdır. Ruh alet diyor 27. sayfada sözlerde. Bunların da gıdası lazım. Onların gıdası nedir? Marifetullah'tır. Peki ne kadar ihtiyaç var? Görmek için, yürümek için, yaşamak için ne kadar şey ihtiyaç varsa maddiyata, mesela yaşamak için oksijene ne kadar ihtiyaç varsa ruhu da istikamete koymak için marifetullah dersine o kadar ihtiyaç vardır. Anladınız mı? Şimdi mesela muhabbet edecek ama muhabbet etmesi için malzemesi yok. Vefa yapacak. Vefa. Niye vefa yok? Kadın mesela, erkek evlendi, orlandı da ev hayatı adaletle durmaz. Evde adalet olmaz. Bir sana, bir bana. İki sana, iki bana. Ev hayatı nedir? Merhamet, şefkat, af üzerine kurulmuştur. Küçük bir hakkını ararken çok hakları paymal edersin. Ufak bir hakkın var. Onu ifade ederken çoluk çocuğun moralini bozuyorsun vesaire. Kadın olsun, erkek olsun. Evde adalet adına sen, ben, o, şu, bir, bir, iki, iki. Bu hayat olmaz. Fedakarlık üzerine kurulmuştur. Affın üzerine kurulmuştur.
şefkat üzerine kurulmuştur. Merhamet üzerine kurulmuştur. Merhamet karşılıklı faydalanmak değildir. Şefkat karşılıklı faydalanmak değildir. Bunlar da gıda istiyor. Ona ait malzemeyi söyleyeyim. Ev hayatının, yani biraz önce dedim ya, organların gıdası lazım. Bir de organların birbirlerine, karaciğer, böbrek, dalak, kan, göz, saç, bunların hayattan olabilmesi için akciğerin oksijen ihtiyacı var. Bir enerji lazım olduğu gibi ulvi duygular var. Marifet, muhabbet, aşk, şevk, lezzet, memnuniyet, iftihar ve aile hayatındaki şeyde malzeme imani bil ahirettir. Ev hayatındaki o bütünselliği sağlayan ustad diyor, hiç kimsenin hatırına gelmez, biz çare sunuyor. Ev hayatında sihatlı bir cennet hayatı istiyorsanız, küçük bir cennetidir kişinin diyor, oraya imani bil ahiret rüknünü hakim kılarsan ev huzurlu olur. Yoksa sayıyor. Rüşvetler gerekiyor, şeyler, tavızlar gerekiyor, şu gerekiyor. Kimse hakkını bilmez. Hakkını bilmeyince hududunda kalmaz. Hududunda kalmayınca da hudutları paymal eder. Evde de huzur kalmaz. Bir parçasını ekleyeyim. Eskide kaynana, kayınpeder yani bulunuyordu. Gelin veya oğlan, erkek ve kız hata yaptıkları zaman babaanne, dede, sus oğlum, kızım. Yani arada geçitler oluyordu. Yani arabanı nasıl ki giderken çukura düştüğün zaman titremeyi sana ulaştırmamak için kaç tane süspansiyon gerekiyor? Bir lastik, iki yay, üç amortisör, dört koltuk. Mesleğim ya biraz benim. Bunlar gerekiyor. Yani titreşim üzerine alıyor. En son biraz da sen bu kadar da ol yani. Bu kadar da sallan yani. Şimdi evdeki o kuyulara da düştüğün zaman lastik direkt adama geliyor titreşim. Direkt karı kocaya geliyor. Babaanneye geliyordu. Oğlum annen değil miyim? Gelinime bir şey demen. O da tamam hani falan. Yani üzerine alıyorlardı. Çocuk nasıl büyütülüyor? Daha çocuklukta yeni çıktı. Kız nasıl büyütecek? Nereden bilecek? Tecrübesi olan bu zat büyütecek. O şey yapacak. Çünkü o eskinin ifadesidir. Bilgedir, bilge. Bilgedirler. Şimdi kullanılan malzeme adına bunlarla giriş yaptım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bil mana. Kabirde kötü kokuların tümüne ve çirkin görüntü ve seslerin tümü bir yumak şeklinde insana gönderilecek. Mesela kabir ehli dehşetinden sen kimsin, ne istiyorsun diyecek. Hadisi bil mana yazdım. Mesela kabire gittiği zaman kadının sesi nereye kadar gitmişse diyor, namarem gitmişse oraya kadar o azap şekli. Kabirde şimdiye kadar duyduğumuz bütün pis kokuların cemi, seni rahatsız eden bütün seslerin toplamı, seni rahatsız eden, iğrenç yapan, seni canın sıkan görüntülerin toplamı bir arada getirip insana muhatap edilecek. Hatta öyle pis, öyle bir pis kokusu, görüntüsü var ki kabir ehli diyecek ki sen kimsin? Ben falan yerde küfür ettiğin sözüm diyecek. O şekilde ruhani. Çünkü o bir ruhun dişe vuruşudur. O da ben senin amellerinin cisimleşmiş haliyim. Müsbeti de böyle ama bunun tersi de olacak. Yani müsbeti de öyle. Derse oturdun. Şimdi derse oturdun. Kanun ilahi bu. Senin bir haletin var şu anda böyle. Derste aldığım bir alet var. Artı buradaki insanların sirayeti var. O da sana eklenecek. Bütün dersler eklenecek. Bütün derslerdeki haleti rüyen eklenecek. Güzel o dersler eklenecek. Hissettiklerin eklenecek. Sana takdim edilecek. Yani ötelerin enerji vücutları diye başta altında şey yapıyoruz. Yani ötelerin bu alemimizdeki ifadesi. Peki bunun delili var mı burada?
var. Ve innel ebrare lefî naîm ve innel fucare lefî cehîm diyor. Yani sünnatta geçiyor bu. Ahirette mükafat veya cezası olan ameli görmek ister misin? O zaman bunun akıbetine bakın. Mesela yaptığımız bir harekette bizde ya surur olur, ya vicdani lezzet olur, ya da elem olur. Keşke demeseydim ya. Ne biçim araba kullandım ya. Suyu sıçrattım ya. Şu kadın berbat oldu. Seni rahatsız etmiyor yağmurda giderken. Oldu bu. Bu neyi gösteriyor? Ahirette haşir meydanının küçük bir provrası, küçük bir numunesi insanın vicdanıdır. Ne sorulacak sana? Merak mı ediyorsun? Vicdanına sor. Aynı sorulacak. Nereden mükafat alacaksın? Nereden azap gelecek? Vicdanına sor. Küçük numunesi insanın vicdanıdır. Çünkü soru cevap burada soruluyor. Yazılığı yüzüne karşı orada okunuyor. Mesela Münker Nekir sana soru soracak. Söyle bakalım bu nasıldır değil. Sana dünyada Hollanda'da soru sorulmuştu. Soru şu, geliyor açık saçık. Evde teksin, televizyonla karşı karşıya. Açıyor musun, açmıyor musun? Soru bir. Bakmadın. Verdiğin cevap bu. Soru soruldu, cevap da verildi. Münker Nekir ne yapacak? Bakar mısın? Bakarsan ne olur, bakmaz mısın? Sorulmayacak. Sana böyle bir soru soruldu. Sen de böyle bir cevap verdin. Yazılıyı yaparlar, hoca bir hafta sonra okurlar ya. Orada yüzümüze karşı okunacak. İşte onun küçük bir provası vicdandır. Ustad da vicdan izi şuurdur der. Öteleri burada ifade ediyor. Bir de Hazreti Ali radıyallahu anh'ın omuzuna basıp mescit duvarına leva asarken vahyin o anda gelmesiyle Hazreti Ali'nin yere yapışması. Birkaç tane malzeme kullanacağım şimdi daha netice gelmedi. Tabela asılması lazım. Hazreti Peygamber Aleyhisselam tabi yani bas çık as dedi. Hazreti Ali basar mı ya? Yok ya Resulallah, sen bas çık sen as dedi. Asın dedi. Yani benim bir halim var diyor. O an olursa diyor kaldıramaz. Dedi ki ben Hazreti Aslan, Allah'ın aslanı Hazreti. Yani ben nasıl seni kaldıramam? O hal işte. Allah işte iyi ki böyle yapmış. O anda bastığı zaman vahiy geliyor. Abanıyor, yere yapışıyor. Ondan sonra yere bir baktım Allah Resulü'nün ayağını görmedim diyor. Aşağıya. Baştan ferşe. Sonra yukarı doğru baktım diyor kafası da yoktu. Vahiy anı, mer vahiy gelmiş. Arşı ferşi bütünlemiş. Usta da öyle diyor. Arşı ferşi bağlayan diyor. Kur'an için. Bunlar malzeme. Bak birkaç tane malzeme kullandım. Bir de bakar ki peygamberin ne başı ne de ayağının hududu yok. Yani başı arş-ı azama doğru yüksek, ruhsal yapısı, dibe doğru derin de. Peki merak ettim ben bunu. Yani aşağısı yok, üstü yok. Bu aşağısı yukarısı nedir ya diye. Meğer dibi olmaması, dip tarafı dima, arş tarafı ruh. Küllerden bulabildiğim. Çünkü okyanusta olan bir insan üç şeyle muhataptır. Bir geniştir, iki derindir, üç yüksektir. Abi bununla ilgili rahmetli Bayram abi bir şey anlatmıştı, aklımda kaldı da. Üstad diyor, ne zaman diyor, sumuhatı okulduğu zaman diyor, bazen diyor biz görüyoruz diyor, sesini duyuyordu, kendi görüp kendi kayboluyor diyor. Sesini duyuyordu. Ben senin sesini duyuyordum diyor ama diyor kendisini göremedik, kendisi kayboluyor diyor. Evet. O anda diyor. Hatta böyle şemsiye tutuyormuş bazen kendisi, Bayram abi. Birden diyor, yanımızda diyor, kayboldu diyor. Ama sesini duyuyoruz diyor. Evet. O anda diyor. Boyut veriliyor ya. Gayet benim için gayet şey ya. Yani şimdi bunu benzerini yapmış. Tank var ama tank gözükmüyor. Uçak ama gözükmüyor. Öyle. Ses dalgaları, televizyon dalgaları. Peki, okyanusta olanın, bitirmemiştim. Dibi var, dima. Yükseği var, ruh. Genişine, Risale-i Nur külliyatında, okyanusa kalp diyor. Kalp.
okyanus gibi geniş. Hem fıkıhta şarap içenin teri de necistir der. Mesela şarap içmenin sarılsanız teri mübarektir. Şarap için necis teri aynı büyük abdest gibidir. Bunlar malzeme bak. Bu malzeme bakayım nerede kullanılacak. Hem diye başlıyor. Hem 3 aylarında Kastamonu 66'da diyor ki Buharat-ı Muzahrefe 66'da ne diyor bu? Veya Buharat-ı Münezzehe ikisi var. Havayı zehirliyor ve veya nurlandırıyor. Yani mesela 3 ayları geldiği zaman dima, kafadaki tefekkürler dalga yayıyor. Kalp maneviyat hisler yayıyor. Bunu atmosfere veriyor. Bu maddi yani bu. Yani mesela üniversite imtihanlarında Türkiye'de uydudan çekilen resimlerde bazı yerlerde yoğun kırmızı film öyle gözüküyor. Bakıldığı zaman, yanaştığı zaman orada üniversite imtihanına giren gençlerin bulunduğu okulmuş. Yaygın enerji. Şimdi bunu 3 aylarında kullanıyor. 3 aylarında insanlar çok rahat ediyor. Mesela şimdi oruç tutsan tutamıyorsun. O zaman niye tutuyorsun? Yoğun bir enerji şeyi var. Yoğunluğu var. Sen de o atmosferin içine giriyorsun. Mesela insanlar ahirete teveccüh ettiği zaman, hele Mekke, Medine'ye gidenler, Ümre'ye gidenler, o şeyi paratonere girdiği zaman o şey etkileniyor. Orada sürüklenip gidiyor. Veya Türkiye'de oruç tutuyorsanız, burası gibi değil. Geneli oruç tuttuğu için sokakta pek tutmayanlar olduğundan sokağa bakma sen. O evlerde o çıkan müteveccih olan o ruhani haletler insanı etkiliyor. Bu da buharatı münezzehe mefhumu muhalifiyle veya olumsuz olan yerde buharatı muzahfirefe. Bunlar havayı zehirliyor. Bu maddedir. Mesela şöyle düşünün. Buranın atmosferini düşünün şu anda. Senin evdeki salonu düşün. Bir de yatak odanı düşün. Niçin farklı? Malzeme aynı. Burada var olan ruhanilerin bütünlüğüdür. Burada onlar bizim atom cinsinden olmadığı için gözümüz görmüyor ama o dalga boyları burada mevcut. Birbiri üzerine bindirilmiş. Onun için bazı yere girdiğiniz zaman sizi sıkar. Bazı yerlere gizlen çok böyle açılırsınız. Oh veya bazı insanın gözüne bakamazsınız. Engerik yılanı gibi sokar seni. Diyor ki ona şunun gözüne bakıyor. Tövbe estağfurullah. Bazı da gördüğün zaman rahat diyorsun. Hani sizin dostunuz odur ki deniliyor ya rivayette geçiyor. Görüldüğü zaman rahatlatan, konuştuğu zaman seni ferahlatandır. Ama bazılarda var, gördüğün zaman öteki mahalleyi değiştiriyorsun, sokak değiştiriyorsun. Hem gözüne bakamıyorsun hem de adam bu negatif yayıyor. Konuşturma, pil eline basma, hep olumsuz. Hastayım, nasıl? Çok iyi, iyi değilim ya, hastayım ya. Hastaneye gittik, karnımı götürdük. Dur lan, dur, olumsuz yama, dur ya. Elhamdülillah. Bir farkındalığa gel ya. Elhamdülillah, bak, hamdolsun, bak buraya kadar geldim, iyiyim. Nereye basalım, iyi değilim. Hastanede geldim, şey yok. Lan iyi, iyi tarafını anlat. Bak buraya kadar geldim elhamdülillah, yoğun bakım ünitesi olmadan nefes alıyorum. Bak seni görüyorum elhamdülillah, ama değilim, sopa kullanmıyorum. Feşli değilim, tekerlekle gelmedim. Bir de hep böyle yok. Mesela şunu al, bunu al, şu yok, şu yok. Lan olanlar var. Nimet Allah, rahat olsun ha. Saymaya kalksa nimetleri sayamazsın diyor. Bunu yatak odasıyla salonunuzla bir de sohbete gelmişseniz dershane salonuyla buharat-ı muzahrefeyi kıyas edince çok açık fark görürsünüz ki sen de bazı ortamların seni sıktığını, bunaldığını, bazı yerlerin seni rahatlattığını, Osmanlı camileri gibi. Mesela İstanbul'a git veya burada normal bir cumhuriyet döneminde yapılan camiye bakın. Cami Allah'ın evi. Bir de Osmanlı'nın yaptığı camiye bakın. Aynı halet mi var? Çok acayip bir manyetik atmosfere gidiyorsun. Peki nedir o? Ecdat ruhunu maddeye yansıtabilmiş. O taş gibi gözükürken donmuş ruhtur. Peki fiziksel boyutunda izah ne olabilir? Şimdi diyor ki kuantum fiziğinde yeni
oluşumlar oluyor. 1,5 seneden beri fikirleri değişmiş. Onu da söyleyeceğim. Eskideki fizikte şöyleydi. Proton ile elektron arası boşluktur. Hatta protonun büyüklüğünü misket kadar yapıp Londra'ya koysan ona en yakın elektron İstanbul'dan geçer diyor. O kadar boşluk var. Ha? Şimdi kuantum fiziğinde diyor ki evet içerisini bilmiyoruz. Protonla elektron arasında çok şiddetli bir yoğun boşluk var gibi ama yoğunluk var. Yani boş gibi gözüküyor. Bizim algı yani anlayışımızın dışında orayı ben külliyattan dolduruyorum. Çekirdek ile elektron arasındaki o boşluk nedir? Çalışıyorsunuz terden çalışıyorsunuz, pirinç kazanıyorsun, çoluk çocuğuna getiriyorsun, çocuk adam oluyor. İyi, yani maneviyat işi tutuyor. Ama gidiyorsun çalıyorsun aynı pirinç. O haram, insanın fırsatını niye bozsun? Aynı gıda. Ben bunun peşine düştüm yani senelerce. İkisi de pirinç. Niye bir tanesi nur oluyor, bir tanesi zulmet oluyor? Çünkü o insanın haleti var ya haleti, o pirinci çalarken proton ile elektron arasına giriyor onun haleti. O enerji paketini de yiyor. Paketi de yiyor. Genetiksel hastalık diyorlar ya, bu da ona ait. O taşımış olduğu halet nasıl oluyor? Mesela düşün, bir hanım düşün. Eve misafir alıyorsun ama misafir sevmiyor kadın. Veya sen misafir sevmiyorsun ama geldi dersen işte adam ya. Geldi ne yapalım? Bir yemek vermemiz lazım. Salata yapacaksın. Hıyar doğruyorsun. Zıkkum olsun. Hırhım olasın. Boğazında kalsın. Burada ne işin var? Bunun yaptığı salata şimdi yenir mi? Getirse zehir yani. Ama salata hıyar. O adamın zihniyeti hıyar yani. Anlayışı hıyar. Hayırdır demektir. Şimdi o taşımış olduğu halet, şimdi ben buna elimi sürüyorum. Parmak izi kalıyor da senin haletin ona izi kalmaz mı? O haleti rüyeler proton ile elektron arasına giriyor. Dolayısıyla o haletimi de yiyorsun sen. Yani o pirinci yerken çalma haleti rüyesi. Protonla elektron, işte ara boşluğu değil. Protonla elektron arasında niyet, nazar, mana ismi, mana harfiden ortaya çıkan şey orada indikleniyor, yükleniyor. Orası işte yoğun bir enerji var ama ne olduğunu bilmiyoruz diyor şu anda kuantum fiziği. Eski fizikte boşluktur der. Allah boşluk bırakmamış. Bir gün Karadeniz'de ders yapıyordum böyle. Aynı bu manada. Proton ile elektron arasında işte Londra'da misket kada olsa, proton o kadar ufak ki misket kada yapsan ona en yakın geçen elektron İstanbul'dan geçer. Bu kadar boşluk. Dedi ki hoca dedi, peki biz niye aradan düşmüyoruz dedi. Sizce niçin düşmüyoruz? Esir maddesi var bulunmuyor. Başka? Nötron mu? Başka? Boşluk yok. Niye boş? Nereye düşeceğiz ki abi? He? Nereye düşmemiz yani? Boşluk yok olur mu? Boş işte. Proton elektron boş. Ben dedim ki sen de boş olduğun için. Yani atomu... Atoma dedi ki proton elektron boş. Sen de atomla yapın, sen de boşsun. Protonun protonuna, elektronun elektronuna denk geldi yoldan da. Sen araya girmiyorsun ki. Sen de bunları yapmışsın. Sen de boşsun. Şimdi takıldı. Ders bitti. 40 dakika sürdü. Hoca bir şey sorayım mı dedi. Geçti ha olay bitti. Hoca dedi ya hakikaten biz bu kadar boş muyuz? Hala orada mısın dedim. Hala orada çünkü çok garibime gitti dedi ya. Mesela buna ait maddeye yansıması, niyet nazarın, Japonların yaptığı hepiniz bildiği bir deney. Bu suyun yanında çok kötü sözler söylemiş. Bir bardak suya da farklı şey, iyi şeyler söylemiş. -5 santigrat derecede 5 saatte buzdolabına tutuyor, donduruyor. Güzel şeyler söylenilen suyun kristalleriyle, kötü söz söylenen suyun kristalleri farklıymış. Kahverengi, birbirine büzüşmüş. Birbirine içine girmiş ve kırılmış parçalı şeklinde olan kristaller. Bunda ise daha beyaz, daha saydam, daha geniş. Şimdi su bu kadar etkileniyor. %76 su ile olan bir insanın haletleri ne olur? Yani kelamla etkileniyorsa haletin dışa vuruşudur. Kelam nedir? Kelam ruhun
ruhun nüfus cüzdanıdır. Dışarıdaki vücut aleminde nefs-i emirdeki nüfus cüzdanıdır. Kimin? Ruhun. Çünkü kelam batını dışarıya taşır. Nasıl yani? Doktora gittiğin zaman teşhis ve tespit edemedi hastalığı. Diyor ki bana büyük ve küçük abdestini ver. Ne yapacaksın? İçeriği seyredeceğim. Posta gibi içeriden haber veriyor. Kelam da ruhtan haber veriyor. Kelam ruhun vücudu haricisidir. Kelam ruhun nüfus cüzdanıdır. Cilt ne o, sayfa ne o, nereden geldiğini gösterir. Hazreti Ali buna ait söylüyor. Kişi dilinin altındadır. Şimdi bu malzemeleri götürüyorum daha Mikail. Bak kim nereye götürecek. Hem elektrik üreten pervaneler, namaz gibi eylemler gibi. Mesela bazıları diyor ya, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bu namaz neyin nesidir? Yani aynı şeyi tekrardır. Merdiveni tekrardır. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah, aynı şeyi niye tekrar ediyor? Aynı şey, aynı şey değil. Bak burada pervane var değil mi? Aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Hiç kimse demez aynı şeyi, beygir gibi niye aynı şey yapıyor? Aynı şey yapıyor gibi ama her yaptığı farklıdır. Elde edilen elektrik Hollanda'nın milyonlarca cihazını çalıştırıyor. Zahirde aşağı yukarı, aşağı yukarı. Batınen, batınen nedir? Elektrik imal ediyor. Peki, ahir itibariyle ne demektir? O elektrik, gözükmeyen elektrik şehrin, yani organlar düşünün, şehrin elektrik cihazını imal ediyor. İşte biz de aşağı yukarı, aşağı yukarı. Hani pervane var ya, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Elde edilen ruhani enerji, istidat ve kabiliyet cihazlarını çalıştırıyor. Elde edilen ve güven getiriyor sana. Evet, isadet. Evet, isadet. Şimdi bunu da kullandık. Güneş panelleri gibi, dima tefekkürle verilen cevap gibi. Mesela güneş panelleri var. Enerji alıyor, sokak lambası olarak çalışıyor. Kırmızı, yeşil. Başka? Güneş panelleriyle depolanan enerjiyle buzdolabı çalışıyor. Sıcak soğuğa dönüştü. Bak zıt zıtına. Buzdolabı çalışmıyor mu? Klima da çalışıyor. Çatıya güneş enerjisi paneli koyuyorlar. Evde klima çalışıyor. Buzdolabı çalışıyor. Sıt sıtına dönüşüyor. Peki bunu niye misal verdik? Dima da panel gibidir. Haşa. Güneşte şems ezeli. Bunu koyuyor dima güneşe. Elde edilen enerji ruhta kullanılıyor. O bağın adı nedir? Tefekkürdür. Güneş paneli ile güneş arasındaki İlişki, şems ezeli, haşa, güneş, Allah, güneş panelleri, dima, çanak anten gibi. Şimdi çanak antene gördüğünü göremezsin. Çıplak gözle bak, uyduyu göremezsin. Onu duyduğunu duyamazsın. Çanak anten, uydunun filmini, uydudaki sesi duyuyor, televizyonunda gösteriyor. Kafana yatıyor bu. Ha, bundan aşağı mıdır? Beyin yaptı bunu. Akıl bu cihazı yaptı. Akıl daha camidir. Çanak anten uyduya neyse insanın dimağı da vahiy öyledir. Allah öyledir. Kalitesi nispetinde verileri alıyor. Nasıl duyuyor ya? Vahiy nasıl duyuyor ya? Vahiy nasıl geliyor? Çanak antene film nasıl geliyorsa, çanak antene ses nasıl geliyorsa, görüntü nasıl geliyorsa, televizyon nedir? Bedendir. Televizyondaki enerji hayattır. Televizyondaki program nedir? Ruhtur. Kablo nedir? Fiildir. Çanak anten dimağdır, kaptır. Alıyor, Şems Ezeli'den alıyor, çanağına çevirdin. Böyle çevirsen Yunanistan'ı görürüz. Böyle çevirsen Mekke'yi görürüz. Senin elinde. Bunu çevirme de ihtiyardır. Navigasyonla geçmişi, hali ve geleceği bir anda görüp niyetine, hedefine göre seslenip sana yol göstermesi de mesela navigasyon 200 metre kaldı diyor. Daha senin için gayb olan onun için hazırdadır. Navigasyon geldiğin yeri, gidecek olduğun yeri ve bulunduğun yeri bir anda biliyor. Bilmiyor. 200 metre sonra diyor sağa döneceksin diyor. Ya geleceği biliyor.
navigasyon bana göre geleceği biliyor. Yağmur var orada diyor. Ve 200 metre sonra diyor şuradan döneceksin diyor. Hem seslendiriyor hem gösteriyor. Galibimize gitmiyor. Ama kader nasıl geleceği biliyor diye itiraz ediyoruz. Navigasyon senin geleceğini biliyor. Yolunu biliyor. Sana hatta hat çiziyor. Tercihler sunuyor. Bazen daha yanlış yapıyorsun. Allah canını alsın lan. Beni dinlemedin. Çık lan benim navigasyonumdan diyemiyor. Gene ne yapıyor? Affediyor seni. Yeniden hesaplanıyor diyor. Şimdi navigasyon seni affetmiyor mu? Kapat lan şunu, bir daha sana yol göstermem diyor mu? Şimdi navigasyon seni affediyor, tövbeni de. Allah seni niye affetmesin ya? Anladın mı? Şimdi navigasyon üç zamanı birden tutmuş. Çıktım buradan. Tamam. Denahtan çıktım. Rotterdam'a gideceğim. Çıktığım yeri biliyor. Orayı da biliyor. Bulunduğum yeri de biliyor ki bana en güzel sunum yapıyor. Seçim koyuyor. Hatta bir arabi giriyor. Diyor ki bak diyor, işte var diyor. Yani şey var, trafik var diyor. Bak diyor, bu yolu sana tercih ediyorum. 7 dakika erken gidersin. Haramlara girme diyor. Haramlara girme. Oralara girme diyor. Tamam. Şimdi geleceğini gösteren navigasyonu görüyor. Ya Allah geleceğimi nasıl bilebiliyor? O uydu gibi biliyor işte seni de. Ulan navigasyon kadar mı şey yapamadın ya? Ona itimat ediyorsun. Peki bir adam gördünüz mü? Navigasyonla gidiyor. Sis veya kar. Vallahi bunu işte Türkiye'ye gidiyoruz. Sırbistan'a falan gösteriyor. Acaba doğru mu gösteriyor ya? Şüphesiz teslim oluyorsun da. Peygamberlere ve ustada niye teslim olmuyorsun ya? Yani peygamberimiz bu kadar kesin yapmış. Önümüzde yalan olmamış. Aldatmamış. Bunu kafir söylüyor, düşman söylüyor. Yalan olmamış. O da bir navigasyon. Neyi gösteriyor? Ahiret gösteriyor. Fıtratımızın istediği bir yer var. Ebed. Peygamber de navigasyon gibi. Diyor ki senin istediğin şurada diyor. Sağa dön diyor. Sola dön. Sola vur diyor. Buradan devam et diyor. Sağa çıkacaksın. Tekrar sağa dön. Sola vur diyor. Sola dönme diyor. Devam et. Oraya vur. Buraya dön. Gidiyor. Peki navigasyonu sana gösterirken arabada şüpheden var mı? Şüpheden kapattır işte. Ha, peki navigasyon kadar mı bunların özelliği yok? Kap da navigasyonmuş. Navigasyon sana gösterdiği yerden şüphe etmiyorsan, kalbinin sana gösterdiği alemden de şüphe etme. Çünkü kalp sırf akılla çalışmaz. Kalp sebeplerle çalışmaz. Kalp sebepsiz çalışır, akıl sebeple çalışır. Tamam? Hep bunları alt alta toplayınca kaç tane oldu? Epey hemen oldu değil mi? Değil mi ki? Bayağı oldu. Düşünüp tefekkür ettiğimizde bunları, kalbimizdeki niyetler, meyiller ve tarafgirliklerimizi de koyarsak, yani pirincin var ya protonu elektron arasında, niyetimizi, meyillerimizi, tarafgirliklerimizi de bunun altına koyarsak, yaptığımız eylemleri de koyarsak, yaptığımız eylem fiildir mesela, bir şey yapmak için eylem gerekiyor, namaz kılayım, eylem gerekiyor. Bir de bunların altına halet-i rüyelerimiz var ya, şefkat-i mukaddesi, muhabbet-i münezzehe, birbirimizi seviyoruz, onaylıyoruz, affediyoruz, vefa gösteriyoruz. Bu halet-i rüyeleri de bunun altına toplarsak, ne çıkar biliyor musunuz? Ortaya çıkan fikirlerden, enerjilerden, hislerden ve latifelerden vücudu harici mahluk yaratılıyor. Bunu batıncılar ve keşfel kubur ehilleri gördüklerinden o zatın hakiki şahsı manevisini müşahede ediyorlar. Bunlar yani bu hemhemler yani neler bunlar? Enerji, his, fikirlerden ve latifelerden ortaya çıkan zihayat, zişur, ziru ve kanunu emri mahluk ortaya çıkar. Yani düşündüğümüz zaman biz zannediyoruz ki sırf düşüncedir. Oysa o neyi düşünüyorsan menfi veya müsbet mahluk yaratılıyor. O mahluktur. O enerji varlıktır. Ya zihayattır, ya zişurdur, ya kanun emridir, ya vücud haricisidir. İşte neyi düşünüyorsanız, neyi hayal ediyorsanız ona dönüşüyorsunuz, o oluyorsunuz. Bunların cemi şahs-ı manevi. Mesela şahs-ı maneviye de atıf yapıyor burada. Şöyle diyeyim. Pekmezi getir.
tayini getir, balı getir, suyu getir, karmaya başka bir şey olur. Şimdi bütün nurcuları düşün şimdi. Kafalarından çıkan tefekkürleri koy tencereye. Senin de senin de senin bütün geçmişte, gelecekte ve şu an. Şu an yapalım. Bütün nurcuların tefekkürünü koy tencereye. Şahsı manevi anlatacağım. Öyle manevi, hayali, varsayımlı, tasavvurun bir şey değil. Şahsı manevi mahluktur, vücud alicisi var, senin gibi vardır. Olumsuz tarafı yoktur. Sekerat anı da sana yardım eder. Layık olduğumuz zaman işte seni buralara, şimdi bu öğleyin dersinde Orlanda'ya gelmene sebep olan kalbinde o meyli veren odur. O enerji, şefki sana veren odur. Onu anlatacağım nasıl bir şeydir. Şahsı manevi bir varsayım, sebap falan değil bu. Nurcuların tefekkürünü herkesin koy. Kalpteki hislerini koy. Meyillerini koy. Ruhlarındaki latifeleri koy. Şefkat, memnuniyet, iftihar, sevk, şurur, memnuniyet, iftihar gibi şeyleri de koy. Eylemlerini de koy, namaz, oruç. Menfisi yok. Menfi sirayet etmiyor. Eylemlerini de koy. Yaptıkları dersleri de koy. Bunları koyar mısın tencereye? Fikirleri, vicdandaki hisleri, kalpteki meyilleri, ruhtaki latifeleri, bedenin eylemlerin. 4-5 tane. Akıldaki, kafadaki fikirleri, vicdandaki hisleri, ruhtaki meyilleri, kalpteki meyilleri, ruhtaki latifeleri, bedenin fiillerini. Enel, bir şey yapıyorum namaz. Enel. Koydun mu abi tencere? Karıştır. Bunun bütünsel hali şahs-ı manevidir. Peki ne kadar akıllıdır? Nurcular kadar akıllının toplamı kadar akıllıdır. Akıllıdır, ruhludur, şuurludur, vücudu haricisidir. Ustad ben reyimi diyor, benim şeyimi diyor, şahs-ı manevize bıraktım diyor. Mesela Kur'an affetmedi diyor. Ben affettim ama affetmedi diyor. Kur'an'ın şahs-ı manevisi affetmedi. Nasıl ki burada televizyon ve radyo dalgalar var, gözükmüyor ama gözükür. Alete koyarsan gözükür. Aleti açarsan gözükür hale getirir. Biz alet gibiyiz. Şahs-ı manevi her tarafı istila etmiş. Radyoyu açmak, yani zor durumda olmak, dua etmek, sekerat boyutuna girmek, ölüm anında bu şahs-ı manevi sana geliyor. Ustad da diyor ki, bir diyor şeyhin himmeti gibi diyor, şahs-ı manevi himmet ediyor diyor. Vücudu haricisidir bu. Bu örnekleri topladığım zaman cemaatin şahs-ı manevisi ve bizim ise vücudumuzda zannediyoruz ki tefekkürdür, histir. Bunlar mahluktur kardeşim. Sözler 246'da ustad diyor ki bu olumsuzsa bu düşünceler, mesela kafirin tefekkürü yoktur. Şaşıracaksınız. Kafirde tefekkür yoktur. Düşünce vardır. Tefekkür kutsidir. Ulvi bir ruhun özelliğidir. Müslümanda olur. O da tefekkür ediyorlar. Onlar düşünüyor kardeşim. Düşünce tefekkür değildir. Tamam. Fikir yoldur. Tefekkür ise o yolda yürümektir. Neyi? Hakikati. Hakikat da Esma-i İlahi'dir. Esma-i İlahi yok ki. Onlar da. Demek ki bunlar, yani fikirler, enerji ve his ve latifelere dönüştüğü için bunların bütünselliği zihayattır, zişurdur, zişurdur, kanunen ve vücudu harici sahibidir, ruhtur. Şahs-ı manevinin ruhudur bunlar. Yani her şeyin ötelere, mahluklara dönüşüyor ki bu senin timsali suretin ve beden misalin oluyor. Şimdi gelelim şeye, Bamtelli'ndeki cümleyi söyledim. Şimdi biz var olup yok oluyoruz. Kur'an'da bunun hakkında da iki tane ayet var. Kalkın cedid. Ama o kadar hızlı oluyor ki biz kendimizi devamlı var zannediyoruz. Ampul saniyede 60 defa yanar söner. Ama gözün görme kabiliyetinden daha hızlı olduğu için biz devamlı yanar zannederiz. İşte bu varlık ilimden 18. mektup. İlimden kudrete, kudretten ilime halkın cedid. Külüşen halikun ilavece. İlimden kudrete, kudretten ilime, kudretten ilime, ilimden kudrete. O kadar hızlı oluyor ki devamlı var olup yok oluyor ama var zannediyor. Mesela şimdi sen devamlı var zannediyorsun kendini. Var değilsin. Var olup yok oluyorsun. Yok olup var oluyorsun. Var olup yok oluyorsun. İlimden kudrete kudretleniyor. Dırt! O kadar hızlı oluyorsun ki var zannediyorsun. Şimdi gelelim şeye.
O anda var olana beden denilir. Yok oluyorsun. Yok oldukların nerede? Şimdi geçmişimiz var mı arkadaşlar? Kaç yaşındasın abim sen? 38. Adın ne abim? Erdem. Erdem. 38 sene geçmişin var mı abim? Var tabii. 38 sene değil mi? Bir sürü duygular var, fikirler var. Nerede Erdem onlar şimdi? Elde tutup göremiyoruz. Yok değil mi? Yok gibi yani. Ha yok. Ama var. Kesin değil mi? Varlığına şüphe yok değil mi? Bir sürü 38 sene geçmişin var. Sen bu Hollanda'ya kaç seneden buradasın? 16. 16 seneden beri burada bir sürü şeylerin var. Ama geçmişin var kardeşim. Sıfır değilsin ki. Bu aleme sıfır mı geldi? Yok. 16 senem var ya, 30 küsür senem var. Nerede abim? Gösteremiyorum. Yok. Geçmişin neredeyse, geleceğin de orada. İstanbul. İstanbul gelecek değil ki. Geçmişin İstanbul'da mı? Yani orada doğduk hocam. Tamam da yani 30 kaç dedin? 38. 38 bir sürü geçmişin var. Duygular, fikirler, ister sıkıldıkların oldu, üzüldüklerin, sevindiklerin, değil mi? Bir geçmişin yok mu? Var tabii. Doğduğunu kastetmiyor. Bir geçmişim var yani. Evet. Bir bütünlük var. Ama nerede? Bir hard diskette olabilir mi? Bir yere paketlemiş olabilir misin? Yok. Yok ki. Ne görebilirsin, ne duyabilirsin, ne koklayabilirsin. Ama hiç kimsenin şüphesi var mı geçmişinden? Yok. Nerede? Nerede mi? Geçmişin neredeyse, geleceğin de oradadır. Sen geçmişinden uzaklaştığını zannediyorsun herkes. Aslında biz geçmişimize gidiyoruz. Nasıl? Diyor ya dilimiz, yaptıklarınızı ahirette göreceksiniz. Önümüze konulmayacak mı? Yaptıklarımız, hayat, ettiğimiz iyilikler, tuttuğumuz oruçlar önümüze girmeyecek mi haşir meydanda? Haşir meydanı gelecek değil mi? Daha gidiyoruz, öleceğiz, kabire gireceğiz. Haşir meydan kurulacak. E peki orada ne konulacak bize? Yaptığımız ameller, geçmişimiz. O zaman biz amelimize gidiyoruz. Yani geçmişimize gidiyoruz. Ben de geleceğe gidiyorum zannediyorum. İmam-ı Mübin, mazi ve müstakbelin hulasası, kitab-ı mübin andır. Şimdi biz dırrt ya şu anda dırrt. Bundan sonra birbirinize böyle dersin. Dırrt. Şimdi dırrt bir tane, sonra yok oldun. Dırrt 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 dırrt. O dırrtların toplamına bedeni misali denilir. Külliyat okurken beden misali gelince böyle bakacaksın. Misal artık. Yani atom cinsinden değil, enerji cinsindendir. Arsenal. He? Arsenal misal. Misal. Arsenal diyor ya. Evet. Arsenal ne demek? Yani şey beden. Yani kalem içindeki yay gibi. Dırrrt böyle var böyle. Şimdi onun bedeni misalilerimiz var. Peki cennette nihayetsiz yerde olacağız deniliyor. Ya ne yapacağız o kadar yerde? Her bir dırrrtlarımız cennette hepsi müstakil biziz. Hangisi peki biziz asıl? Her dırrt asılız. Hiçbirisi fotokopi değil. Şu anda ben asıl değil mi? Ben fotokopi değilim ki karşınıza. Benim her an benim. Bir an bir ana benzemez. Onun için bir kısım ulema demiş ki an yoktur. Olmuşsa mazidir, olmamışsa istikbaldir. Bak mantığa bak. Olmuş mu? Mazidir. Olmamış mı? İstikbaldir. Hani hal? Menfiler nerede abi? Menfiler de orada. Mesela içkiyi kaldırdın, dırr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 r
çıkıyor. Elinde şarap. Duruyor resimde. Onun da bedeni misalesi var. Hepsi öyle duruyor. Nerede olacak bu peki o bedeni misali? Şarap dururken elinde içiyorsun. Cehennemin nihayetsiz yerde olacak işte. O dırırtlar. Cehennemdeki vücut. Peki Kur'an'ı kaldırdın. Veya namazda. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Cennetin her tarafında. Hepsi sensin. Hangisi ben asılım? Hepsi tek. Sen asılsın. Hiçbirisi fotokopi değil. Abi üstad diyor nihayetsiz vücutlar dokunur. Nihayetsiz vücutlar kazanır diyor. Abi bak. Nihayetsiz vücutları kazanır. Ve 29. sözde ve 30. sözde bu halkın cedidi Kur'an'daki o ayeti ustad anlatıyor. Ama orada diyor inne darul ahirete leyyel hayvan. Orada yaşa canlı ver olur diyor. Tamam. Burada da şu anda beni iş yapıyor. Seni de yapıyor. Sen bana bakıyorsun bak. Erdem'im. Sen de ben de şu anda var ya gidiyor
ve o inşallah dershanede olduğun için cennette nihayetsiz yerde bu dırıtların olacak. Burada elhamdülillah dersin, orada elmayı yersin. İnanın böyle olacak, böyledir zaten. Sorun sende ve bende, inanamıyoruz. Nasıl inanırsan öyle muamele eder. Böyledir. Şimdi bu bedeni misalilerimiz, yani şu anda yaşadığımız an, peki ustad ne demiş? Benim açık kelime yok da bulduğum. An var mı? Olmuş, yaşamışsan, olmuşsa mazidir. Olmamışsa istikbaldır. Hal var mı? Yok gibi gözüküyor. Yok ki. Ha şu. Hal nedir? Mazinin bütünlüğüyle istikbale bakıp haldeki haletindir an. Çünkü niye? Maziden kopuk musun senin siman? Namaz, oruç gözüküyor. İman gözüküyor. İstikbale bakışım var. Yani mesela öyle kanser hastalarına, hastaları ziyaret ediyorum. Adetimdir. Hastaları, düğünlere, cenazelere giderim. Nurcular, Müslümanların. Böyle bazı işlerine rastlıyorum. Nurcu'nun babasıdır yani. Veya oğludur. Ne bileyim. Yani o da Nurcu değil. Fakat böyle artık geldi. El fren çek, takos koy. Son kullanma tarihine gelmiş. Eğer şuur imani olmamış, gafil ile geçmişse, son kullanma tarihine gelmişse, inanın bana kanserde böyle yatakta yatarken, inan o duvara kadar bakışı gitmiyor. Bakıya tak düşüyor. Bir taş atarsın da bir çocuk atar buraya düşer ya. Ötekisi biraz da ileriye. Ötekisi acayip atar değil mi? Adamın gözü düşmüş. Bakamıyor böyle. Can yok. Canlılık yok gökyüzünde. Çünkü yaşamamış. Öyle bir hedefe yaşamamış. Öyle bir hedefe taş atmamış ki. Buraya yaşadığı için burada. Ve bitmiş. O an var ya arkadaşlar. Kanser eline doktor verdi. İşte bizim memleketi bir laf var. Büyük ananın durumu iyi değil. Doktor dedi ki ne yersin, verin şeyi. Şimdi eve götürdüler. Ne yersin? Her an çıkabilir. 15 gün mühlet verdi. Esbab aleminde. Doktor. Şimdi gelmiş yatıyor Erdem. 15 gün dedi, bir ay. Böyle gerçi her an ölebiliriz ama gayb olduğu için biraz rahatız. Evet. Ama belli olsa o işte o zulümdü. Birinci şuada niye gayb anlatılmıyor? Birinci şuada bunun başında bunu anlatıyor. Tamam. Şimdi gaybı set etmek büyük nimettir ama doktor ayan etti. Sanki iyi bir şeydir diye. Geçmiş olsun, kansersiniz, her tarafı işgal etmiş. 15 gün bir şey diyor. Şimdi bu adam yatıyor Erdem. Nereye tutunacak? Ulan ölüyorum ama aşağıda Mercedes var, önemli değil. Ölüyorum ama kasada para var. Kasa, masa, yasa, ne yapacak şimdi? Ne tesili verecek sana? Tabii aklın gidiyor, ulan köfem var. Toprağa koyacaklar, yağmur çamur, yağmur yağıyor. Ulan bunun altında mı? Bizim köyde bir tanesi vardı. Dedi ki mutlaka dedi, benimce çadır gibi bir şey yapın, yağmur üzerime yağmasın diyor. Ondan sonra bir köye gittim, inan mübalağa etmiyorum, itimat edin yani. Bazı şeyler söyleyince mübalağa gibi zannedeceksiniz de. Türbe var, köye gittim. Evin avlusunda, Karadeniz'de, evin avlusunda yemek koydular, yemek yiyoruz. Yani orada av dediğimiz yani ön taraf. Bir baktım bahçede, çay tarlasında türbe var. Ulan şatafatlı bir türbe var. Dedim ya hangi evliyanın ya büyük zat burada dedim. Pek buralarda çıkmaz ama dedim. Burada hangi evliyanın dedim yatırı falan. Dedim yani üstelik. Benim dedi. Hakikaten mi dedim ya? Adam ha! Senin yatırımın, sen ölmedin. Ona şüphe. Ya hakikaten sen misin dedim, tamam mı? Niye yaptın onu dedim. Ya hocam dedi. Güneşten, yağmurdan çok rahatsız oluyorum dedi. Ondan sonra dedi, ben dedi türbe yaptım kendim. Başka bir şey var. Niye yaptın? Açık söyle. Ben başkası değilim. Ya dedi hocam dedi, belki burada büyük zattır derler dedi. Bir Fatiha okurlar diye yaptım dedi. Fatiha almak için yaptım. Fatiha için yapmış. Vay be, hürmetine falan. Peki de Allah'ın hürmetine dediler ya dedi Fatiha. Ya büyük zatın hürmetine dedi. Peki büyük yapar beni Allah dedi. Anladın mı? Hani benim duama benzedi bu da, bu lazım işi. Ya Rabbi kaza namazımdan hesap sorma. Eğer öleceksem, bak kaza namazını bitirene kadar canımı alma. Eğer öleceksem kazamdan hesap sorma. Ama başta ya Rabbi kazan bitene kadar canımı alma. Yaldıysa eğer bitene kadar
canım aldınsa hesapta sorma. Amin. Size de öyle. Şimdi burada düşünceler mahluk olduğunu, şahs-ı manevinin mahluk olduğunu ve neyi düşünüyorsanız ona dönüştüğünüzü ve bu nasıl ki organları beslemek için havuç ekmek lazım, onu beslemek gerekiyor kan, kemik için. Merhamet, şefkat, haya, edep, vefa, sadakat gibi tefekkür ve ulvi bu cihazların da manevi gıdaya ihtiyacı vardır. O da aynı bunun gibi mahluktur. O da nedir? Marifetullah'tır. O risalelerden okurken ortaya çıkan, hatta bizde namazda şöyle namaz kılsan, duymadın mı? Kıraatın farzıdır. Nedir o? Kendin duyunacak kadar olacak. Ha? Enerjiye dönüşecek mesela. Ama başkası da rahatsız olacak gibi değil. Ona biraz sağlık varsa onu da dikkat et. Elhamdülillah Rabbil Alem. İçimden geliyor olan biraz sus ya. Bakın. Demek ki hafif konuşacaksın. Niye? Enerjiye dönüşüyor. Ha? Kaç dakika oldu? Demin abi. Oo, çok iyi. Şahs-ı manevi değindiniz ya. Ha. İki tane şahs-ı manevi geçiyor külliyatta. Bir tane Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi, bir de ona temsil eden has şakitlerin şahs-ı manevisi. Evet. Bu anlattığınız hangisi? Risale-i Nur'un mu? Bir de senin şahs-ı manevi abi, biliyor musun? Ustad geneli yapıyor. Bir hasların temsil ettiği var ya, vakıfları mesela. Mesela sıralayayım Nur cemaatinin. Dost var. Külliyat okumaz. Namazı var. Ama bunlara dokunmayın. Bunlar iyi adamlardır. Polisi dese. Eski de Türkiye. Hala eski kültür kaldı bende. Polis sorsa bunlar nasıl? Bunlar iyi adamlardır. Ne yaparlar demiş. Kameraya koymuş mu? Çay içiyorlar kırmızı. Kırmızı kitap okuyorlar demiş. Kadın demiş. Bunu Fındıkzade'de Rüştü abiye olmuş. Rüştü abinin karşısına koymuş. Kadına. Kadına tekrar ona teklif etmişler. Hürmet etmişler. Kameraya koyacaklar. Tam bizim karşımıza Fındıkzade, Türkçe Hamdullah Sokak. Ondan sonra demiş ki, oğlum demiş, tam niye söylüyor polis, anladım ama dedi. Ya dedi, karşıyı çarpacağız, çekeceğiz demiş. Oğlum çekmene gerek yok, ben hep çektim dedi. Niye, ne yapıyorlar dedi. Oğlum dedi, camı açıyorlar dedi. Hepsini görüyorum dedi. Bir adam var dedi, elinde kırmızı kitap, başka bir renk kitabı yok dedi. Hep onu okur dedi. Ondan sonra kırmızı çay içerler, renkli verirler, o çayı da içmezler dedi. Başka bir şey yapmazlar dedi. Bir de namaz kılıyorlar. Başka bir şey görmedim. Ha, bir şahs-ı manevi bizim o beden misalimizin bütünselliğidir. Sana onu temsil ediyor. Senin şahs-ı manevini söyleyeyim. Bazen gider annene, bazen bir kardeşe gider. Bazen seni seven bir kardeşin derdi var. Gece rüyasına gidersin. Rüyasına gidersin. Bazen de bir sıkıntısı var, bir çözecek bir şeyi var. Ondan sonra onu çözemiyor. O anda ilhama dönüşür. Senin o şeyin. Aa falan. Onu aktif edersin. Çoğunlukta avami bir şekilde rüyada aktif edersin. Senin şahs-ı manevi. Bir de Risale-i Nur şahs-ı manevisi var. Risale-i Nur cemaatinin şahs-ı manevi bak. Dost. Namaz kılar. Taraftar. Kardeş. Risale-i Nur'u fazla okumaz ama ustadın şahsiyle bağlı. Namazı kılıyor. Şahsımla bağlı diyor ustad. Ama ustad büyük adamdır. Bunun hakkında da hadiste gördüm. Allah affetmek istediği kulunu diyor. Bir şey yaparken bahane en son şunu şey geliyor da bari benim sevdiğim İslam'a Kur'an'a hadim olan bir alimin ismini söyle dermiş. Hani bunun ismini söyle tamam affedeceğim seni. En azından Bediüzzaman der. Tamam mı? İmam-ı Rabbani Hazretleri der yani. Demek ki namaz, bir yerde namaz şart koşmuyor. Bağla ve mektubatta. Bir yerde namaz şart koşmuyor. Dost, taraftar olsa. Ötekisi kardeş ise namazı var ama Risale okumuyor, ustadı seviyor. Talebe ise Risale-i Nur okuyor. Risale-i Nur. Bu talebe. Has var. İçtimaiyattadır. Siyasetin lideri de olur. Cemiyette de, Hollanda'da çalışıyordur. Ama çoluk çocuğu vardır. Şunu düşünün. Hayatımın gayesi hizmet imanı Kur'an'ıdır. Bu çoluk çocuğumun yaşası için ikinci derecede işim. Ben bu dünyada yaratılışımın gayesi hizmet imanı Kur'an'ıdır. Der. Maddi ve manevi yüklenirse bu hastır.
Çünkü ustadın has talebeleri vardı. Evli. Hulusi abi gibi. Değil mi? Ondan sonra Tahir Mutlu abi gibi. Bir de ehası has var. Diyor. O tamamen mücerret. Din hayatını vakfetmiş. Bir de erkanlar var, rükünler var. Erkanlar var. Şey, rükünler var, erkanlar var. Nedir o? Ustadımızın talebeleri. Tamam, rükünler var. Bir de varis olanlar var. Varis bir aktı kişiler var. Orada erkanlar oluyor. Erkan. Said Özdemir abi. Said Özdemir abi, Sungur abi, ondan sonra Abdullah abi, işte Sümer abiler gibi. Bunlar erkanlardır. Şimdi burada bitiriyorum çünkü 50 küsur dakika oldu. Sıkmayayım. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.